Bizim 23 senelik bir sigorta konusundaki tecrübemiz zannediyorum bu konuları tamamıyla anlatacak bilgileri vermiş durumda. Sigorta bildiğiniz gibi günlük hayatımızın her dalına işlemiş durumda şu anda ve hayatımızın her noktasında yaptığımız işlerde, çalıştığımız yerde, hatta ofisimizin veya çalışma yerimizin dışında olan hadiseler sigorta konusuna girebiliyor. Bugün sigorta konusu o kadar ilerlemiş durumda ki insanlarımızın çoğu artık ufak tefek konularda bile sigorta yaptırma konusunu kendilerine bir görev olarak veyahut da bir sorumluluk olarak görüyorlar. Bilhassa İngiltere'de belki duymuşsunuzdur, evdeki kedisini, köpeğini sigorta ettiren ev sahipleri olduğu gibi dişçilerde veya gözlükçüde sigorta işlemleri uygulanabiliyor. Mesela dişçide yeni bir plant yani takma diş veyahut da protez yaptırmış bir kişi binlerce lira ödedikten sonra bu dişin herhangi bir kazayla kırılmasına karşılık sigorta yaptırıyor. Öbür taraftan işitme engelli olan kişiler binlerce lira verip bir işitme cihazı aldıklarında onun sigortasını yaptırabiliyorlar. Yalnız genel olarak biz sigortaları iki şekilde günlük hayatımızdaki sigortaları iki şekilde sınıflandırabiliriz. Birincisi zorunlu olan sigortalar, diğeri sadece isteğe bağlı olan sigortalar olarak sınıflanabilir. Zorunlu sigorta çeşitleri, mesela işverenin iş yerindeki hayatı düzenleyen faaliyetler konusunda bir sigorta yaptırması gerekiyor. Buna İngilizce olarak liability, employer's liability insurance deniyor. Gene iş yerinde çalışanların veyahut da müşterilerin güvencesini sağlayan bir sigorta şirketi var. Bu da public liability insurance oluyor. Bir de o iş yerinde üretilen malların veyahut da servisin sigortasını yaptırılması gerekiyor. Buna da product liability insurance deniyor. Ayrıca çeşitli iş kollarında çalışan kişilerin eğer herhangi bir profesyonellik durumu bahis konusu ise bunlarda da professional indemnity insurance denilen bir sigorta var. Örneğin kendimizden bahsedersek, sigorta konusunda çalışabilmemiz için müşterilerimizin zararı, muhtemel bir zarar uğramasına karşılık bizim FSA yani Bankalar Denetleme Kurulu tarafından bir professional indemnity insurance yaptırmamız gerekiyor. Ve bu sigortaya göre de her müşterimiz 1 milyon 750 bin liraya kadar sigortalı oluyor. Bunu şu şekilde açıklayalım. Mesela eğer müşterimize biz yanlış bir tavsiyede bulunmuşsak ve müşteri bundan zarar görmüşse bizi dava ettiğinde sigortadan bunun karşılığını alabilecek durumda oluyor. Diğer yandan muhasebeciler, avukatlar gene bunlar da meslek sigortasını yaptırmak durumundalar. Professional Indemnity Insurance olarak. Mesela bir avukat eğer size yanlış bir tavsiyede bulunduysa ve sizin bir zarara uğramış olmanız bahis konusu ise bunu Law Society'den doğru veyahut da onun yaptırmış olduğu Professional Indemnity Insurance'dan doğru dava etmeniz ve zararınızı tahsil etmeniz mümkün olabiliyor. Yine aynı şekilde health sektöründe yani sağlık kısmında çalışan kişilerin de böyle bir sigorta yaptırması gerekiyor. Mesela yaptıkları tedavi sırasında veyahut da diğer uygulamalar sırasında eğer müşterilerine herhangi bir zarar vermişlerse bunlar da
dava edilmek suretiyle ve sigortadan alınacak tazminatla yine bu zarar ziyan alınmış olacak, geri alınmış olacak. Yine muhasebeciler aynı şekilde eğer size doğru dürüst bir servis vermemişlerse muhasebeciler de professional indemnity insurance yaptırmak mecburiyetindeler ve zarar ziyanınızı muhasebecilerden de tahsil etme imkanı bu sayede sağlanmış oluyor. Şimdi diğer zorunlu olmayan sigortalar var. Bu sigortalar genellikle günlük hayatımızda mesela bir hayat sigortası olarak düşünürsek bazı hayat sigortaları zorunlu olmayabilir. Sadece kişinin isteğine bağlı olarak sigorta yaptırılabilir. Yalnız bir mülk alırken diyelim ki bir ev alacaksınız. O zaman bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. Muamelelerin tamamlanması için. Building insurance yani o bina sigortası oluyor. Bina sigortası yaptırmanız kayıt sırasında, tapuya geçecek olan kayıtlar sırasında mecburi oluyor. Fakat bunun yanında hayat sigortası yaptırmanız isteğe bağlı olabildiği gibi bazen de lenderların yani mortgage veren kuruluşların şartlı olarak o krediyi serbest bırakmaları halinde hayat sigortası yaptırmanız da istenebiliyor. Hayat sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar şunlar. Eğer level insurance yani doğrudan doğruya belirli bir miktara kadar bir sigorta yaptırırsanız, diyelim ki yuvarlak rakam 100 bin liraya kadar sigorta yaptırdınız ve bu rakamı sigorta yaptırmak istiyorsanız buna level term assurance deniyor ve ölüm halinde 100 bin lira ödeme bahis konusu olabiliyor. Onun haricinde mortgage alırken sadece aldığınız mortgage için karşılığı kadar bir hayat sigortası yaptırırsanız burada sigorta şirketleri reducing term assurance denilen bir sistem uyguluyorlar, formül uyguluyorlar. Bunun manası ödediğiniz kredi miktarı azaldığında sadece o andaki kredi miktarı kadar size sigorta yapıyor. Yani Allah korusun diyelim ki 25 senelik bir sigorta yaptınız ve 15. senede vefat etme durumu ortaya çıktığında 15. senedeki kalan borcunuz kadar sigorta ödeme yapıyor. Buna da reducing term assurance deniyor. Tabii diğer konular esasında hayat sigortası çok geniş kapsamlı bir sigorta oluyor. Özellikle çok özür dilerim. Özellikle bizim toplumumuzun en çok karşılaştığı sigorta türlerinden bir tanesi araba sigortaları ve işte buna bağlı olarak yine evlerle ilgili yapılan sigortalar. Evet. Bizim toplumumuz açısından bakarsak, değerlendirirsek, bizim toplumumuz araba sigortası yaptırırken ya da ev sigortası yaptırırken en çok nelere dikkat etmeler? Evet. Özetleme imkanınız var mı? Güzel bir konu. Bilhassa araba sigortasında dikkat edilecek hususlar şunlar. Şu anda rekabet çok fazla olduğu için sigorta şirketleri kendi sigortalarını satabilmek için her türlü çareye başvuruyorlar. Bazı sigorta şirketleri çok ucuz bir aylık ödeme teklif edebiliyor. Fakat burada dikkat edilecek husus şu oluyor. Excess fee denilen bir fee var. Yani bir para ödeme durumu var. Veyahut da biz buna tazminatta katkı payı diyelim Türkçe olarak, tazminatta katkı payı olarak. Bazı sigorta şirketleri bu excess fee'yi yani tazminattaki katkı payını çok yüksek tutmak suretiyle aylık ödemeleri düşürüyorlar. Eğer herhangi bir kaza olmadığı takdirde iyi bir şey. Fakat kaza halinde eğer herhangi bir kazaya karışmışsanız veya arabanıza çarpmışlarsa bu sefer excess fee yüksek olduğu için sigortalı şahsın çok yüksek bir rakam ödemesi gerekiyor. Bu tazminat katkı payı olarak yani excess fee olarak.
Örneğin bazı sigorta şirketleri araba sigortalarını diyelim ki 350-400 lira normal olması gerekirken 250 lira yapıyorlar. Ve bu excess fee de 50 pound'ın katmanı olarak hesaplıyorlar. 50, 100, 150, 200, 300 hatta 400'e kadar çıkanlar var. Daha fazla olanlar var. Yani bir kaza durumunda bu parayı sizden alıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, en önemli husus katkı payı. İkincisi, sigorta anlaşmasını yaparken küçük harflerle yazılan kısımlar var. Orayı çok dikkat etmesi lazım sigorta alacak kişinin. Çünkü o küçük yazılarda blueprint de deniyor. Belki İngilizce bilenler o şekilde şey yapabilirler. Orada birçok sigortayı kapsamı dışında bırakıyor. O şartların okunması lazım ve ona göre sigorta imzalanması lazım. Ev sigortalarında da yine aynı durum. Excess fee önemli. Bilhassa accidental damage'lerde, yani kazayla meydana gelen zararlarda bu sigorta tazminat katkı payı yüksek olabiliyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Bir de toprak kaymalarında subsidence veya subsidence deniyor. Burada da yine tazminat katkı payları 1000 pound'ın hatta daha fazla üzerine çıkabiliyor. Bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi iş yeri sigortalarında yine dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Burada underinsured, yani sigorta yapacağınız miktarın altında bir sigorta yaptırma durumu ortaya çıkıyor. Bilhassa bizim insanımız az sigorta parası ödemek için bazen kafadan atma rakamlar veriyorlar. Mesela dükkanın içerisindeki mal miktarını az gösteriyorlar. Veyahut malzemeleri, yani fixtures and fittings and equipment denilen malzemeleri düşük gösteriyorlar. İşçi ücretlerini düşük gösteriyorlar. Senelik gelirlerini düşük gösteriyorlar. Sigorta primi öderken belki bunlar birkaç kuruş veya birkaç lira veya birkaç yüz lira tasarruf sağlayabilir. Fakat herhangi bir kaza durumunda, herhangi bir yangın durumunda ortaya çıkacak mahsurlar çok daha yüksek oluyor. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki iş yerinizi 50 bin liraya sigorta yaptırdınız, siz stok 50 bin lira. Fakat herhangi bir yangın veyahut da kaza durumunda sigorta eksperi geldiği zaman sizin dükkanınızdaki malın miktarı 100 bin lira olarak göstermeye çalışıyorsanız veyahut da 70 bin lira olarak göstermeye çalışıyorsanız 50 bin lira gibi düşük bir rakam üzerinden tazminat alamayacağınız gibi bir de ceza ödemeniz gerekiyor. Çünkü esas belirtmek istediğiniz rakamı düşürmüş oluyorsunuz ve bir nevi yanlış beyanda bulunmuş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde senelik kazanç durumunda eğer bir yangın halinde bir tazminat gerekiyorsa, senelik kazanç durumunuzu da çok düşük gösterdinizse ve sigortadan fazla bir para istemeye kalkarsanız bunu hiçbir zaman sigorta şirketleri ödemiyor. Ve sizi cezalandırarak underinsured olduğunuz için %20 hatta %25 daha düşük bir tazminatla sizi o kadar tazminat vermek suretiyle bir nevi cezalandırmış oluyor.